Medet ya şehri Ramazan. Merhaba ey şehri Ramazan. Merhaba, merhaba ey şehri rahmet, merhaba. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ümmiyyin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. El medet, ey fahri alem, ey şefi ülmüznibin, nazil oldu hakkında hem rahmeten lil alemin. Seni her duyduğumda budur dilimde benim. Esselatu vesselam ya sadıkul vadilemin. Çağlayıp her dem akar bu gözyaşlarım benim. Fikredip cehennemi pek korkar canım benim. Umarım mahşerde olasın şefaatçim benim. Esselatu vesselam ya sadıkul vadülemin. Dalmışım gaflet denizine, kârım günahlar. Ya ilahi sen hidayet eyle, ver bana necat. Sen şefaat kıl garibe ey Resul kainat. Esselatu vesselam ya sadıkul vadülemin. Ümmetinin en hakiri bi kesem ben ya Resul. Hazretine ettiğim virt ve selatı et kabul. Aciz meftuniyi cenneti adne et kabul. Esselatu vesselam ya sadıkul vadül emin. Değerli izleyenler, yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Osman Ünlü hocamız var her zaman olduğu gibi yanımızda. Yine bu iftar vaktinde de sizlere misafir olduk. Birkaç soruyu sizlerle paylaşacağız en azından Osman Ünlü hocamıza sorarak. Böylece yeni bir takım bilgiler de öğrenme imkanına sahip olacağız. Hocam hemen sormak istiyorum. Karı koca diyelim ki çalışıyorlar. Ortak olarak para biriktiriyorlar. Genelde böyledir yani. İkisinin parasını toplayınca bu ortak parayı, zekat nisabının üzerinde oluyor. Yani zengin olmuş oluyorlar. Ama birbirlerine bölersek bu defa da zekat nisabının altında kalıyor. Bunlar nasıl hareket etmesi gerekiyorlar? Yani zekat verecekler mi, vermeyecekler mi? Usta abi, onu zaman zaman gündeme geliyor. Kurban'da da aynı şekilde gündeme geliyor. Onu sık sık tekrar etmekte, anlatmakta çok büyük bir fayda var. Çünkü altyapı gittiği için ne varmış deyip düz mantıkla hareket ediyorlar. Çok kimse de günaha girmiş oluyor. Kurban meselesinde de öyle, zekatta da öyle. Ayrı gayrım olurmuş diyor. İkisinde de aynı durum söz konusu oluyor. Halbuki İslamiyet ailedeki fertlerin her birini ayrı ayrı mükellef, sorumlu kabul ediyor. Şu şartlara haizse, akıllıysa, Müslümansa, akıllıysa, buluğ çağındaysa. Müslüman akıllı, buluğ çağında. Çocuklar var bunların diyelim. Onlar da Müslüman akıllı, buluğ çağında. Dolayısıyla iki tane çocuklar var, karı koca, dört kişiler. Dördü de ayrı ayrı mükellef, ayrı ayrı sorumlu demektir mükellef. Vergi mükellefi değil bunlar, tamam. Ayrı ayrı Allah-u Teala'nın emirlerinden sorumludurlar yani. Bunlar. Evet. Namazda ayrı ayrı, oruçta ayrı ayrı, zekatta ayrı, hepsinde ayrı. Kurbanda ayrı. Herkes hesabına bakar. Ailede buluğa ermiş olan genç kız, buluğa ermiş olan genç delikanlı, bunlar da ayrı ayrı sorumlu. Böyle bir delikanlı, babam oruç tutuyor ya ben niye tutayım diyemez. Yani. Diyemez. Hepsi ayrı ayrı mı sorumlu? Evet. Karı koca da aynı şekilde. Bizim ayrımız gayrımız yok. Müşterek. Müşterek değil o. Müşterek değil. Ya kadın çalışıyorsa, elde ediyorsa, elde ettiklerini beyine hediye edecek. Tamamen. Onun üstünde mülk ona olacak. O tek başına zekat verecek, kurban kesecek. Veya hanımına verecek. Hanım zengin olacak. Efendim yok öyle olmuyor. O zaman hesapları ayıracaksın. Tamam, lazım onun da ikisi de katkıda bulunacak. Hangisi zekat nisabına ulaşmış ise o aynı şekilde şey olacak.
Zengin olacak. Zengin olmuş olacak. Evet. Peki efendim şöyle yapsalar, birisine verseler, zekat zamanı gelmeden bir hafta önce tutsa hanımına hediyesi. O hile-i batılı olur. Zekat vermemek için yapıyor mu? Çünkü nisap tarihi geldiği zaman bunun elinde bir şey kalmayacak. Bu sefer fakir olacak. Hanım da yeni zengin olduğu için bir sene bekleyecek. Yok, o hile-i batılı olur. Tersini yapacağız. O olmaz o. Evet. O caiz değil. Ya birisinin üzerinde toplanacak veyahut da hesaplar ayrı ayrı bakılacak. Evet. Kurbanda da öyle. Hocam zekat hesabı yapılırken, nisap hesaplanırken mesela borçlar çıkılıyor. Alacak olanlar da dahil ediliyor. Diyelim ki çalışan birisi maaş alıyor. Yani önümüzdeki aylarda da alacakları var. Maaş alacak yani belli. O zekata dahil edecek mi mesela bir yıllık zekat maaş alacağını? Şimdi orada fıkıh kitaplarında çok net ifadeyle ayırmışlar bunları. Onu iyi anlamak gerekiyor. Mesela diyelim ki siz birisine mal satmışsınız. Bedel alacaksınız. Veya birisine borç para vermişsiniz. Bu sizin alacağınız. Kesin. Her zaman adamın tepesine dikilip bunu alabilir misiniz? Alabilirsiniz. Ha bulursun bulamazsın. Adamın cebinde parası vardır veya yoktur, o ayrı mesele. Ama senin kesin alacağın bu. Maaş senin mülkünde değil daha. Eline geçmedi. Hayır. Gidebilir misin sen aynı şekilde? Verin benim şu maaşı. Diyemezsin öyle bir şey. Öyle bir hakkın yok. Onu alacağım derim ama almadan işi bırakabilir miyim? Bırakabilirim. Bırakabilirsin. Yani. Ben senin işine son verirler. Son verirler. Yani peki ne zaman aynı şekilde maaş benim kontrolüme geçer? Şimdi mesela maaşlar devlette de, özel sektörde de bankalara yatırılarak veriliyor ya. Evet. Bankada senin hesabın var. Tak diye hesaba geçti. Tamam abi, senin o. Ya daha gitme, alıp almanın önemli değil artık. Senin tasarrufuna geçti. İstediğin zaman alabilirsin. Tabii. Senin aynı şekilde banka hesabına sen şey yapıyordun, zekat hesaplıyordun. Ha dedim şu internetten bir gireyim bakayım, hesabıma yapmış mı? Kendi hesabına girdin. Baktın, ha yatmış. Senin mülkün artık o. Tasarrufun altında. Şak diye onu da buraya kaydediyorsun. Girmediyse senin tasarrufunda değil. Tasarrufunda olmayan şeyin zekatı olmaz. Evet. Peki yaraya konan ilaç orucu bozar mı? Hem yaraya konan ilaç içeri girerse, ifadesi daha önce de sık sık tekrarlandı. Ve insanın başına da zaman zaman geliyor. Ama oruç, evet, Ramazan ayında tutulan oruç, farz olan oruç ama Ramazan ayından sonra tutulan oruçlar da var. Oruçlar için bildirilen hükümler, ister Ramazan ayındaki farz oruç olsun, kaza, kefaret oruçları, nafile oruçları, adak oruçları, hepsi, hangisi oruç olsun, hepsi için geçerlidir. Dolayısıyla Ramazan ayından sonra, mesela Şevval ayında tutulacak oruçlar var. O aylarda tutulacak olan oruçlar da aynı şekilde, oruç tutarken oldu ki bir yerine yarası oldu. Orada tuttu, ilaç koydu. İşte genel hüküm, yaraya konan ilaç içeri girerse orucu bozulur ve Ramazan şerifte yapıyorsa bunu bayramdan sonra bir gün kaza eder. Peki öyle değil de ben kaza orucunu tutarken yaptım bunu. O kaza orucu gitti. Yani bozuldu. Yerine gelmedi. Tekrar tutacaksın. Evet. Peki o bozduğumun yerine tutacak mıyım artık? Hayır, bozduğum yerine tutmuyorum. Peki diğer oruçlarda, o saydığınız oruçlarda mesela diyelim ki kaza orucunda niyet zamanında bir farklılık var mı? Kaza var. Orucunda ne zaman niyet edilir? Var. Mesela Ramazan orucunu hep başından itibaren de anlatmıştık. Söylemiştiniz daha önce, anlatmıştık. Akşam güneş batınca başlıyor. İmsaktan sonra bir şey yememek ve içmemek kaydı şartıyla ertesi gün öğleye bir saat kalana kadar niyet edilebiliyordu. Ama kaza ve kefaret oruçlarına güneş batınca başlıyorsun, imsakta bitiyor. Kaza ve kefaret. Evet. Şimdi Ramazan orucu, burası akşam diyelim. Burası da öğleye bir saat, şurası da imsak. Geniş bir zaman. Bu zaman dilimi içerisinde şey yapılmalı, niyet edilmesi lazım. Evet. Ama kaza ve kefaret oruçlarında bu niyet zamanı daraltılıyor. Akşam güneş batınca başlıyor, imsaka kadar. İşte orada çok kimse şey diyor falan, hani niyetlendikten sonra bir şey yenmez zannediyor. Halbuki akşam iftar ederken niyet ettim yarın oruç tutmaya dese, imsaka kadar iyi pişmek serbest. O niyetinin bir zararı yok ki. Öyle niyet etmesine bir zararı yok. Nafile oruçlarda da Ramazan orucu gibi. Ramazan orucu niyet gibidir. Evet. Niyet zamanı geniştir. Evet. Peki hocam, göz damlası orucu bozar mı? Göze damlatılan oruç. Ne orucu? İlaç. Oruç, ilaç tabii. Oruç tuttuğumuz belli oluyor galiba. Çok belli. Şimdi göze damlatılan ilaç orucu bozmaz. Ama kulağa damlatırsa bozar.
kulağı damlatılan bozuyor. Bir de araya gireceğim. Lens var. Gözlere, göze takılan. O ıslakken veya ilaçlıyken falan göze konsa bir zarar olmaz. Bir şey olmaz. Islak da olmuş olsa yüzümüzü zaten yıkıyoruz. Gerçi gözümün içinize su gitmiyor falan da zaten yaşarıyor, şey yapıyor falan. Onların bir zararı söz konusu olmaz. İlacı bizzat damlatıyorsun aynı şekilde o göze şey yapıyorsun. Onun bir zararı olmuyor. Yoksa ıslak lens takılmasının herhangi bir zararı söz konusu değil. Yani oruca zarar vermez, orucu bozmaz efendim. Peki efendim, çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Osman Ünlü hocamız bize çok önemli bilgiler verdi. Bazı sorularımız oldu, onların cevaplarını almış olduk. İnşallah herkes bu cevapları yeterince almıştır, öğrenmiştir. Yeni bilgilere sahip olduk böylece. Yarın yine birlikte olacağız iftar vaktinde. Şimdilik hoşçakalınız. Aktan yiyen şerbeti içtik elhamdülillah, içtik elhamdülillah. Aktan yiyen şerbeti içtik elhamdülillah, içtik elhamdülillah. Çol kudret denizini geçtik elhamdülillah, geçtik elhamdülillah. Çol kudret denizini geçtik elhamdülillah, geçtik elhamdülillah. Çol karşı dağları yemişleri bağları, yemişleri bağları. Çol karşıki dağları yemişleri bağları, yemişleri bağları. Sağlık safalık ile açtık elhamdülillah, açtık elhamdülillah. Sağlık safalık ile açtık elhamdülillah, açtık elhamdülillah. Koru idik yaş olduk, aya idik baş olduk, aya idik baş olduk. Koru idik yaş olduk, aya idik baş olduk, aya idik baş olduk. Kanatlandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah, uçtuk elhamdülillah. Kanatlandık kuş olduk, uçtuk elhamdülillah, uçtuk elhamdülillah. Taptuğun tapusuna kul olduk kapusuna, kul olduk kapusuna. Taptuğun tapusuna kul olduk kapusuna, kul olduk kapusuna. Yunus miskin çiğidik, piştik elhamdülillah, piştik elhamdülillah. Yunus miskin çiğidik, piştik elhamdülillah, piştik elhamdülillah. Eshab-ı Kiram aleyhimür redvan, Hazreti Hamza radıyallahu anh, şehitlerin efendisi olmaya giden yol. Miraç gecesi Hamza ile Vahşi'yi kol kola cennete girerken gördüm. Evet, Hazreti Hamza'nın radıyallahu anh Müslüman olmasıyla müminler kuvvet bulmuş, kâfirlerin işkenceleri ve zulümleri bir nebze olsun hafiflemiştir. Ömer, Efendimiz aleyhisselamın yanına iman etmek için geldiğinde, bunu bilmeyen ve en önde Efendimiz aleyhisselamı korumak için Ömer'e meydan okuyan da odur. Harem-i Şerif'te kılınacak ilk namaz için kâfirlerin arasından yürüyen ve iki saf olan müminlerin bir safının başında yine o vardır.
Bir zaman sonra hicret edilen Medine'de ise Efendimiz aleyhisselam Hazreti Hamza'yı Zeyd bin Haris ile kardeş yaparlar. Müminler Medine'de de rahat bırakılmazlar müşrikler tarafından ve bir müddet sonra Bedir Savaşı için iki ordu karşı karşıya gelir. Fakat adet olduğu üzere önce üçer kişi çıkacaktır meydana ve dövüşeceklerdir. Müşrik ordusundan üç kişi atılır hemen meydana. Bunlar alçak Utbe, kardeşi Şeybe ve oğlu Velid'dir ki en azılıları ve kötülerindendir Kureyş'in. Hemen er dilerler müminlerden. Kim bizimle çarpışır? Müminlerden üç kişi çıkınca meydana, o müşrikler bütün kibirleriyle ecel kağıtlarını imzalayan şu bedbaht cümleyi sarf ederler. Biz kendi çapımızda olanlarla karşılaşmak isteriz. Abdülmuttalip oğullarından cengaverler çıksın karşımıza, derler. Efendimiz aleyhisselamın emriyle geri dönenlerin yerine Hazreti Hamza, Allah'ın arslanı Hazreti Ali ve Hazreti Ubeyde meydana yürürler. O kâfirler bu büyük kahramanların meydana geldiğini görünce az önce ettikleri lafın büyüklüğü tıkanır kalır boğazlarında. Bir korku düşer ki kalplerine tereddüt içerisinde beklerken onlar üç büyük cihangir üzerlerine yürür kâfirlerin. O az önce kibirle yürüyüp er dileyen Utbe ve Velid ne olduğunu anlamadan can verirler. Çünkü Hazreti Hamza ve Hazreti Ali'nin yaptıkları ilk ve son hamlede canları cehennemi boylamışlardır onlar. Hazreti Ubeyde ve Şeybe birbirlerini yaralarlar. Hazreti Hamza ve Hazreti Ali o kâfiri de öldürüp Ubeyde'yi Efendimiz'e getirirler. Karşılıklı başlayan hücumla birbirine girer ordular. Eshab-ı kiram kendinden geçmiş halde düşünmeden girerler müşriklerin böğrüne. Hazreti Hamza radıyallahu an iki kılıçla çarpışmaktadır. İmanın verdiği bu kuvvet, cesaret ve mertlik her bir sahabe-i kiramda vücut bulmuş, mağrur müşrikler bir zaman sonra sersefil bir şekilde yolunu tutmuşlardır Mekke'nin. Bir yıl müşrikler için bitmeyen bir zaman dilimi, dinmeyen bir kin, uslanmayan bir akılsızlık, insafa gelecekleri yerde küfür çukurlarında daha derinlere battıkları bir zaman olmuştur. Her hücrelerini intikam bürüyen Mekkeliler bir yıl sonra Uhud'a gelirler ve fecr vakti olunca Resulullah'la eshabı Uhud Dağı'na gelirler. Bu arada bir ezan-ı Muhammedi okunur ki o çölde herkes mest olur. Her zerreden tesbih sesleri yükselir adeta. Hele okuyan Habeşli Hazreti Bilal olunca. Evet, Allah ve Resulullah düşmanlarının ordusu artık görünmektedir. Ve İslam ordusu harp vaziyeti alır ki, birliklerin başında Hazreti Hamza, Hazreti Zübeyr ve Hazreti Miktat vardır. Ve artık kaçınılmaz an gelmektedir. Bir tarafta şaraptan ve kadınlardan cesaret almaya çalışan korkaklar güruhu, karşılarında ise her biri birer aslan olan Allahü Teala'nın dinini ve Resulünü korumak için savaşmayı sabırsızlıkla bekleyen ve yerinde duramayan eshab-ı kiram vardır. Nihayet müşrik ordusundan henüz o zaman Müslüman olmamış olan Halid bin Velid hücuma kalkar birliğiyle. Bu anda Resulullah aleyhisselam da hücum emrini verirler. Hazreti Hamza'nın elinde iki kılıç vardır ki önüne geleni devirir. Kendisine kartal kanadından bir tuğ yapan Hazreti Hamza radıyallahu anh bu heybetiyle adeta kale gibidir. Kelimenin tam manasıyla müşrikleri biçerek ilerler. Bu Mekkelilerin de dikkatini çekmiş, onlar adeta afallamışlardır. Bir ara karşısına çıkan ve müşriklerin sancağını taşıyan Osman bin Talha ile karşılaşır Hazreti Hamza. Ve hemen akabinde o Allah düşmanına müthiş bir kılıç darbesi indirir. O kâfiri omuzundan beline kadar keser ki
darbenin şiddetini bir düşünün. Sancak yere düşmüş, kâfirlerin morali çökmüştür. Savaş başlayalı çok olmamıştır ve bu zaman içinde dile kolay, Hazreti Hamza tam 30 Allah düşmanını tepelemiştir. İlahları şan, şöhret, mal ve övünme olan müşriklerden biri bağırmaya başlar. Bana karşı koyabilecek bir er var mı? Evet, bu sözleri Hazreti Hamza'ya söylemiştir. Hazreti Hamza, bu aşağılık kâfiri zelil eder, ezer kelimeleriyle ilkin. Gel bakalım ey sünnetçi kadının oğlu, demek sen Allah'a ve Resulüne meydan okuyorsun, öyle mi? Bunlar o mağrur kâfirin duyacağı son sözler olacaktır. Kimse ne olduğunu anlamadan Hazreti Hamza bu kâfiri bacaklarından yakaladığı gibi yere yatırır ve bir anda bir kılıç darbesiyle canını cehenneme yollar. Hazreti Hamza tam o anda birinin mızrağıyla ona nişan aldığını görmüştür. Bu mızraklı adam aslında bir köledir. Ve silahını kullanmadaki ustalığı daha önceden Bedir'de babası ve iki kardeşini kaybeden Hind'in dikkatini çekmiş, intikam hırsı her hücresini bürüyen ve sonradan Müslüman olacak olan bu kadın, o köleye, eğer silahını mahir bir şekilde kullanır ve Hamza'yı öldürürsen seni servete boğarım diye vaatte bulunmuştur. İşte sonradan Müslüman olacak olan Vahşi tam ona nişan almıştır. Hazreti Hamza korkusuzca üzerine yürür Vahşi'nin. Fakat takdir-i ilahi, Hazreti Hamza'nın ayağı daha önceden sellerin açtığı çukura takılır ve sırt üstü düşer büyük mücahit. Karnındaki zırha açılmıştır. Vahşi fırsatı kaçırmaz ve Hazreti Hamza'yı karnından vurarak şehit eder. Sonra o dillerin söylemeye varmadığı kahırlı gelişmeler olur. Vahşi hançeriyle Seyyid-ü Şühedan'ın mübarek göğsünü yararak, ciğerini Hind'e vermek üzere mübarek bedeninden ayırır. Mü'minler bir ara zor duruma düşerlerse de yine toparlanır ve Mekke ordusunu geri püskürtürler. Evet, savaş bitmiştir. Efendimiz aleyhisselam harp meydanında Hazreti Hamza'yı şehit olmuş ve mübarek bedeninin kesilmiş olduğunu görünce gözlerinden yaşlar boşanır. Sevgililer sevgilisi Resulullah aleyhisselam'ın her şeyini Allah yolunda feda eden Hazreti Hamza ile ilgili verdiği şu müjde, onun büyüklüğünün ve dile gelmez şerefini göstermeye elbette kâfidir. Cebrail aleyhisselam bana gelip, Hamza bin Abdülmuttalib'in göktekiler katında Allah'ın ve Resulünün arslanıdır yazıldığını haber verdi. Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyuha nebiy lima tuharrimu ma ahallallahu lek tabtagi merdata azvajik وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وهو العليم الحكيم
وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم
إنما تجزون ما كنتم تعملون صدق الله العظيم. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, ölmüş ana baba için dua ve istiğfar etmek, borçlarını ödemek, dostlarına ikram etmek, onların yakınlarını ziyaret etmek, iyi davranmak suretiyle onlara ikramda bulunun. Aziz izleyiciler, Şems-i Tebrizi Hazretleri zamanında yaşayan sultanın bir oğlu vardı. Çok yiğit ve yakışıklıydı. Fakat bir şeyi hemen ezberleyemez, çok kısa zamanda da unuturdu. Hocaları onun unutkanlığından usanmışlardı. Babası bir gün Şems-i Tebrizi'nin huzuruna gelip oğlunun durumunu anlattı. Ve himmetini istirham edip Kur'an-ı Kerim öğretmesini istedi. Şems-i Tebrizi de kabul buyurup inşallah her gün Kur'an-ı Kerim'in bir cüz'ünü 20 sayfayı ezberler dedi. Ona da bulunanlar bu söze çok hayret ettiler, şaşırdılar. Ertesi günden itibaren çocuk derse gelmeye başladı. Ve hakikaten her gün 20 sayfa ezberledi. Bir ayda Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberlemiş oldu. 2,5 senede, 3 senede ezberleniyor Kur'an-ı Kerim efendim. Ama bir ayda ezberledi bu çocuk. Şems-i Tebrizi Hazretleri ile Mevlana mehtaplı bir gecede medresenin damında oturmuş sohbet ediyorlardı. Bir ara Şems etrafına bir göz gezdirerek, hiçbir pencereden ışık görünmüyor. Herkes ölü gibi yatıyor. Keşke uyanık olsalar da ahiret için birazcık çalışıp kıyamet gününde güç durumda kalmasalar. Yoksa bu halleriyle ölüden farkları yok dedi. Bunun üzerine Mevlana hemen ellerini kaldırıp, ya Rabbi Şems-i Tebrizi Hazretlerinin hürmetine bu uykuda ölü gibi yatan kullarını uyandır diye dua etti. Ne oldu biliyor musunuz? Duanın akabinde gökyüzünde bir anda bulutlar toplanmaya, şimşekler çakmaya ve gök gürlemeye başladı. Bu şiddetli gürültülerden uyuyan herkes uyandı. Yakın evlerden Allah Allah sesleri gelmeye başladı. Bir müddet bu sesleri dinlediler ve Şems insanların Rabbimizin hıfzu emanında korumasında olabilmeleri için alim, kamil bir rehbere ihtiyaçları vardır. Ancak böyle bir rehbere kavuşanlar yer ve gök afetlerinden, maddi ve manevi bütün zararlardan korunabilirler. Görüldü ki şu insanların uykudan uyanıp Allah Allah demeleri gök gürlemesinden dolayıdır. Onun gibi bu insanların hakiki uykudan uyanmaları Cenab-ı Hakk'ın sevdiği bir alimi veya velisi sebebiyle olmaktadır buyurdu. Mevlana bir gün talebelerine Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin üstünlüklerinden, bazı kerametlerinden, onun üstü vasıflarından bahsetti. Bunları işiten Sultan Veled şöyle anlatır. Babam Mevlana Şems-i Tebrizi'yi o kadar çok methetti ki hemen Şems'in huzuruna koştu. Geldiğimi görünce, ey Behaeddin, baban Mevlana'nın hakkımda söyledikleri doğrudur. Fakat Mevlana'nın yanında 1000 tane Şems, onun yanında zerreler gibi kalır. Bunun için onu bırakıp da benim hizmetime gelmek münasip olmaz buyurdu. Onun kalbinden geçenleri böyle söyledi. Şems-i Tebrizi Hazretleri bir gün kalp gözüyle gayb alemini seyrederken 40.000 talebesi olan evliyanın büyüklerinden birini gördü. Ellerini açmış, büyük bir gönül kırıklığı içerisinde Cenab-ı Hakk'a ya Rabbi, ya Rabbi diye dua ediyordu. Öyle bir yalvarışı vardı ki bütün ruhlar onunla birlik olmuşlar. Ya Rabbi, ya Rabbi diyorlardı. Şems-i Tebrizi de o anda Cenab-ı Hakk'a münacat edip yalvardı. Bu sırada yalvarışlarına cevap olarak, iste ey Şems,
bütün dilekleri yerine getirecek diyen bir ses işitti. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi, ya Rabbi sana bütün ruhlarla birlikte ya Rabbi, ya Rabbi diye yalvaran bu veli kuluna ihsan eyle dedi. Şems-i Tebrizi Hazretlerinin bu şefaatiyle o veli derhal isteğine kavuştu. Mevlana Celaleddin ile Şems-i Tebrizi Hazretlerinin zahiri ve batini çalışmaları devam ederken onların bu sohbetlerini azmedemeyen ve Mevlana'nın kendi aralarına katılmamasına üzülen bazı kimseler, bu kimse Konya'ya geleli Mevlana bizi terk etti. Gece gündüz hep birbirleriyle sohbet ediyorlar da bizlere hiç iltifat göstermiyorlar. Yanlarına kimseyi de koymuyorlar. Mevlana Sultan-ı Ulema'nın oğlu olsun da Tebriz'den gelen ve ne olduğu belli olmayan bu kimseye gönül bağlasın. Onun için bize sırt çevirsin. Hiç Mevlana Hazretlerinin memleketi olan Horasan toprağı ile Şems Hazretlerinin memleketi olan Tebriz toprağı bir olur mu? Elbette Horasan toprağı daha kıymetlidir dediler. Bu söylentilere Mevlana, hiç toprağa itibar olunur mu? Bir İstanbullu bir Mekkeli'ye galip gelirse Mekkeli'nin İstanbulluya tabi olması hiç ayıp sayılır mı diyerek cevap verdi. Fakat söylentiler durmadı. Şems-i Tebrizi Hazretleri artık Konya'da kalamayacağını anladı. O çok kıymetli dostunu, o mübarek ahbabını bırakarak Şam'a gitti. Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin gitmesi Mevlana'yı çok üzdü. Günler geçtikçe ayrılık acısına sabredemiyor, kendisine tahammül edecek bir hal bırakmıyordu. Şems'in ayrılık hasreti ve muhabbetiyle yanıyordu. Şems, Şems diyerek ciğeri yakan kasideler söylüyor, gözyaşlarıyla dolu yazdığı mektupları Şam'a Şems-i Tebrizi Hazretlerine gönderiyordu. Böylece aylar geçti. Mevlana artık dayanamayacağını anlayınca oğlu Sultan Veled'i Şam'a göndermeye karar verdi. Oğlunu çağırıp Şam'a gönderdi ve Şems-i Tebrizi'yi tekrar Konya'ya davet etti. Bunun üzerine Şems-i Tebrizi Konya'ya tekrar gitmeye karar verdi. Mevlana Celaleddin ile Şems-i Tebrizi eskisi gibi yine bir odaya çekilip sohbete başladılar. Hiç dışarı çıkmadan, yanlarına oğlundan başka kimseyi sokmadan manevi bir alemde ilerlemeye başladılar. Halk Şems gelince Mevlana'nın sakinleşeceğini, aralarına katılıp kendilerine nasihat edeceğini, sohbetlerinden istifade edeceklerini ümit ederlerken tam tersine eskisinden daha fazla Şems'e bağlandığını ve muhabbetinin ziyadeleştiğini gördüler ona karşı. Günler bu şekilde devam ederken halk Mevlana'nın hiç görülmemesinden dolayı Şems'e kızmaya başladılar. 1247 senesinin Aralık ayının 5'ine rastlayan Perşembe gecesiydi. Mevlana ile Şems Hazretleri yine odalarında sohbet ediyorlar. Allah-u Teala'nın muhabbetinden ve çeşitli velilik makamlarından anlatıyorlardı. Bir ara kapı çalındı ve Şems Hazretleri'ni dışarı çağırdılar. Şems-i Tebrizi Mevlana'ya beni katletmek için çağırıyorlar dedi. Ve dışarı çıktı. Dışarıda bir grup kimse bir anda üzerine hücum ettiler. Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin Allah diyen sesi duyuldu. Mevlana hemen dışarı çıktı. Fakat hiç kimse yoktu. Yerde kan lekeleri vardı. Derhal oğlu Sultan Veled'i uyandırıp durumun tetkikini istedi. Yapılan bütün araştırmalarda Şems-i Tebrizi Hazretleri'nin mübarek cesedini bulamadılar. Bunları Hazreti Mevlana'dan bahsederken uzunca anlatmıştık hatırlayacağınız üzere. Ama şimdi burada şunları da ilave edelim. Bu cinayeti işleyenler 7 kişiydiler. İşlerinde Mevlana'nın oğlu Alaaddin de vardı. 7'si de kısa bir süre sonra çeşitli belalara yakalanarak öldüler. Bir gece Sultan Veled rüyasında Şems-i Tebrizi'nin cesedinin bir kuyuya atıldığını gördü. Şems-i Tebrizi Hazretleri ona, ben falan yerdeki kuyudayım, beni buradan alıp defneyleyin buyurdu. Sultan Veled uyanınca
yanına en yakın dostlarından birkaçını alarak gördüğü kuyuya gittiler. Ceset hiç bozulmamıştı. Bulunduğu yerden alıp cenaze hizmetlerini gördüler ve Mevlana'nın medresesine defnettiler. Şimdi bu Şems-i Tebriz Hazretleri'nin bir türbesi var efendim. Orada bulunan o türbenin altının kendisinin atıldığı kuyu olduğu ifade ediliyor. Şems-i Tebriz Hazretleri Mevlana Hazretleri'nin medresesine defnedilmiş. Kitaplarda böyle bir rivayet var. Şems-i Tebrizi'nin çok kıymetli, hikmetli sözleri var. Tabii hepsini burada ele alma imkanımız yok ama bazıları şöyledir. Şems-i Tebrizi Hazretleri'ne bir kimse, efendim marifeti bana anlatır mısınız dedi marifetullah'a. O da bir gönül ki Allahu Teala'nın muhabbetiyle yanıp onunla hayat buluyorsa bu marifettir buyurdu. Soruyu soran peki ben ne yaparsam bu marifeti elde edebilirim diye tekrar sordu. Bedeni terk ederek. Çünkü Allahu Teala ile kul arasındaki perde kişinin bedenidir. Allahu Teala'ya vasıl olmasına mani olacak şey 4 tanedir. 1 şehvet, 2 çok yemek, 3 mal ve makam, 4 ucup ve gurur. Ucup kendini beğenmek. İşte bu 4 şey kulun Cenab-ı Hakk'a ulaşmasına manidir buyurdu. Efendim yarın da inşallah onun kıymetli sözlerinden birkaç tanesini sizlere arz etmeye çalışalım. Bugün bunlarla yetinelim. Yar yüreğim yar, gör ki neler var canım, gör ki neler var. Al. Yar yüreğim yar, gör ki neler var canım, gör ki neler var. Bu halk içinde canım bize gülen var, bize gülen var. Bu halk içinde canım bize gülen var, bize gülen var. Ko gülen gülsün, hak bizim olsun canım, hak bizim olsun. Ko gülen gülsün, hak bizim olsun canım, hak bizim olsun. Gafil ne bilsin canım, hakkı sever var, hakkı sever var. Gafil ne bilsin canım, hakkı seven var, hakkı seven var. Her kim merdane gelsin meydane canım, gelsin meydane. Al. Her kim merdane gelsin meydane canım, gelsin meydane. Al. Kalmasın canım, kimde hüner var, kimde hüner var. Al. Kalmasın cana, kimde hüner var, kimde hüner var. Al. Aşık Yunus sen meydan isteme canım, meydan isteme. Aşık Yunus sen meydan isteme canım, meydan isteme. Meydan içinde canım merdaneler var, merdaneler var. Meydan içinde canım merdaneler var, merdaneler var.
Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri. Birinci bölüm. O Abdullah ki ubudiyet makamından başka huzur bulmadı hiçbir makamda asla. Onun üstünlüklerini saymak nasıl mümkündür? Çünkü o düşündüğüm her methten üstündür. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin hayatını anlatmaya, onun en büyük halifesi ve mutlak vekili olan Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin beyitleriyle başlayalım istedik. Evet, evliyalığın en yüksek derecelerine kavuşmuş olan, milyonlarca insanın hidayetine vesile olan, yine batmayacak olan güneşlerden birini, Silsile-i Aliye'nin 28.sini anlatacağız. O, Abdülkadir-i Geylani Hazretlerinin, Kadiriye yolunda yetişmiş bir evliya babanın oğlu olarak gelir dünyaya. O, bu aleme gelmezden evvel, Hazreti Ali, babasının rüyasına gelir ve şöyle emir buyurur. Ey Abdüllatif! Allahü Teala sana bir oğul ihsan edecek ve o oğlun ileride büyük bir evliya olacaktır. Ona bizim ismimizi koyarsın. Abdullah-ı Dehlevi Hazretlerinin amcası ise rüyasında sevgililer sevgilisi Efendimiz Aleyhisselam'ı görür. Sevgili Peygamberimiz, doğacak olan yeğenine Abdullah ismini ver diye emir buyurur. Birçok işaretler ve müjdeler, büyük bir hidayet yıldızının doğumunu haber vermektedirler. Ve Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, beklenen bebecik, miladi 1745 yılında Hindistan'ın Pencap eyaletinde doğar. Ve sıra isim koymaya gelince, amcası ona Abdullah ismini koyar. Babası ise ona, rüyada aldığı emir üzerine Ali demektedir. Fakat Abdullah 6 yaşına gelince Hazreti Ali'ye olan edebinden dolayı kendisine Ali'nin hizmetçisi manasına gelen Gulam Ali adıyla hitap edilmesini ister ki bu onun istidadının dahası istikbaldeki yüksekliğinin bir habercisi olur. Evet, tam adıyla Gulam Ali Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, zamanının bir tanesi olacak olmasının, yaratılış, edep, zeka ve muhabbetini küçük yaşta olmasına rağmen hayran bırakan bir şekilde taşımaktadır üzerinde. Evliya bir babanın ve amcanın, ilim ve feyz dolu sohbetleriyle geçen tedrisat yıllarının ardından, yaşı 22 iken, büyük veli, Masar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin huzuruna kavuşur. Kendisini tarifsiz bir kuvvet ve muhabbetle çeken Masar-ı Can-ı Canan Hazretlerinden kendisini talebeliğe kabul buyurmasını isteyince, Büyük Veli şöyle emir buyurur. Ey Abdullah! Sen zevkin ve şevkin olduğu yere git. Bizim yolumuz tuzsuz taşı yalamak gibidir. Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, kalbinin güneşini bulmuş, adeta erimiş, yok olmuştur bu mürşidin muhabbet potasında. Pek edepli bir sesle şöyle cevap verir Masar-ı Can-ı Canan Hazretlerine. Efendim, benim isteğim de emrettiğinizden başkası değildir diye tam teslimiyetini ifade edince, Büyük Veli mübarek olsun deyip kabul ederler talebeliğe onu ki, bu kabul, kıyamete kadar sönmeyecek muazzam güneşlerden birinin ilk kıvılcımı olacaktır. Ve dile kolay, tam 15 yıl, hocası Mazhar-ı Can-ı Canan Hazretlerinin sohbetlerinde yetişip, onun hizmetinde bulunarak, evliyalığın yüksek derecelerine kavuşan Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri, bu süre sonunda, hocasının mutlak vekili olur. Bir sonraki bölümde hayatını aktarmaya devam edeceğimiz Abdullah-ı Dehlevi Hazretleri buyurdular ki,
imanı olmayan kimsenin cehennem ateşinde sonsuz yanacağını Peygamber Efendimiz haber verdi. Bu haber elbette doğrudur. Buna inanmak, Allahü Teala'nın var olduğuna, bir olduğuna inanmak gibi lazımdır. Ateşte sonsuz yanmak ne demektir? Herhangi bir insan sonsuz olarak ateşte yanmak felaketini düşünürse, korkudan aklını kaçırması lazım gelir. Bu korkunç felaketten kurtulmanın çaresini arar. Bu ise çok kolaydır. Allahü Teala'nın var ve bir olduğuna ve Muhammed aleyhisselamın onun son peygamberi olduğuna ve onun haber verdiği şeylerin hepsinin doğru olduğuna inanmak, insanı bu sonsuz felaketten kurtarmaktadır. Nefsinin arzularına tabi olan Allahü Teala'ya nasıl kul olur? Ey insan, kime tabi isen onun kulu olursun. Ben yürürüm ya ne ya. Ammar bin Yaser Hazretleri radıyallahu anh. Birinci bölüm. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ammar'a düşman olana Allahü Teala düşman olur. Ona buğz edene Allahü Teala buğz eder. Bu bölümümüzde hepsinin de cennetlik olduğu Kur'an-ı Kerim'de emir buyrulan Eshab-ı Kiram'ın büyüklerinden birini Ammar bin Yaser Hazretlerinin hayatını anlatacağız. Peygamberlerin geleceğini müjdelediği Efendimiz aleyhisselam, tarihin en karanlık günlerinin, zulmün, ahlaksızlığın, aldatmanın, hasılı her türlü kötülüğün yaşandığı zamanlarının üzerine bir güneş gibi doğmuş, insanları hak dine davet etmeye başlamıştır. İman edenlerin sayısı 29'a ulaşmış. Hakikatte, nefslerine tapan putperest müşriklerin işkenceleri dayanılmaz bir hal almıştır. Mekke'de aslen Yemenli olup, yıllar evvel buraya geldiğinde köleleştirilmiş olan Yaser adındaki bir kölenin Ammar adında bir oğlu vardır. Ammar, insaf sahibidir ve putperestliğin saçmalığı, yaygınlaşan zulmün binbir türü onu bir arayışa iter. Efendimiz aleyhisselam, Darül Erkam'dayken onun sohbetini dinlemek üzere oraya gider. Efendimiz aleyhisselam, Ammar'a ve birlikte geldikleri Süheyb'e İslamiyet'i anlatırlar. Ammar bir cevherdir ve elbette mıknatıs ancak cevheri çeker. Ve Ammar bin Yaser, Efendimiz aleyhisselamın huzurunda Müslüman olmakla şereflenir. Bir süre sonra da Ammar bin Yaser Hazretlerinin annesi ve babası da Müslüman olurlar. Bunu öğrenen kibir kumkuması, kin küpü müşrikler adeta deliye dönerler. Ammar ailesi için çok çileli günlerin başlangıcı olur bu. Akıl almaz işkencelere uğrarlar hepsi de. Arabistan sıcağının kumları kor parçasına çevirdiği günlerde onları kızgın kumlara yatırır, bir ateş topu halini alan taşları bağırlarına bağırlarına basarlar. Hazreti Ammar'ın babası Yaser ve annesi Sümeyye, dehşetli işkenceler esnasında her defasında kendilerine söylenen Lat ve Uzza putlarına inanmaları yönündeki tehditkar telkinlere karşı tek bir şey söylerler. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Bir gün Efendimiz aleyhisselam onlara şu müjdeyi verirler. Sabredin ey Yaser ehli. Size vaat edilen yer cennettir. İyice kuduran ve bir netice alamayacağını anlayan müşrikler Hazreti Sümeyye'yi şehit ederler ve böylece İslamiyet'te ilk kadın şehit olur Hazreti Sümeyye. Aynı şekilde Hazreti Yaser de şiddetli azap yapılarak şehit edilir.
Ammar bin Yaser Hazretleri de yine dehşetli işkenceler görür. Kimi zaman Mekke'nin en sıcak bölgesinde demir gömlek giydirip kızgın taşlarla dağlarlar onu, kimi zaman suya nefesi kesilinceye kadar daldırır daldırır çıkarırlar. Müşrikler, salyalar akan ağızlarından çıkan küfür sözlerini onun da tekrarlamasını isterler. Her defasında bunu reddeder Ammar bin Yaser Hazretleri. Efendimiz aleyhisselam bu yiğit mücahide pek bir üzülür ve bir gün ona, eğer bir daha sana işkence yaparlarsa, onların sözlerini sadece dilinle söyleyebilirsin buyururlar. Ammar bin Yaser Hazretleri sonraki işkencelerde müşriklerin söylediğini tekrar eder Efendimiz aleyhisselamın emriyle. Bunun üzerine Resulullah Efendimiz'e Ammar bin Yaser Hazretlerinin işkencelere dayanamadığı ve küfür sözleri tekrar ettiği söylenip dinden çıktığı haber verilince Efendimiz aleyhisselam şöyle buyururlar. Haşa! O kafir olmaz. O baştan ayağa kadar imandır ve etiyle derisi arası iman ile doludur. Kâfirlerin elinden kurtulan Ammar bin Yaser Hazretleri, âlemlerin efendisinin yanına geldiğinde ağlamaktadır. Efendimiz aleyhisselam, mübarek elleriyle bu büyük sahabinin gözyaşlarını siler ve teselli eder. Ammar bin Yaser Hazretlerinin, kâfirlerin elinden kurtulmak için ikrah ile söylediği sözler ve bu olay üzerine Nahl Suresi 106. ayeti nazil olur. Bu ayeti kerimede şöyle buyurmaktadır Cenab-ı Hak. Kim Allah'a küfrederse onlara şiddetli bir azap vardır. Ancak kalbi iman ile kararlaşmış olduğu halde küfür kelimesini söylemeye zorlanıp sadece diliyle söyleyenler müstesna. Efendimiz aleyhisselam da bu baştan ayağa kadar iman dolu olduğunu müjdeledikleri büyük sahabiye şöyle buyururlar. Müşrikler eziyet ederlerse yine böyle söyle. Hayatını anlatmaya devam edeceğimiz Ammar bin Yaser Hazretlerinin de isminin geçtiği bir hadis-i şerifle bu bölümümüzü noktalıyoruz. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, her peygamberin seçkin yardımcı ve yakınları 7'dir. Benimki 14'tür. Bunlar Hamza, Cafer, Ebu Bekir, Ömer, Ali, Hasan, Hüseyin, Abdullah bin Mes'ud, Selman, Ammar, Ebu Zer, Huzeyfe, Miktat ve Bilal'dir. Ben yürürüm ya. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, oruç ateşe kalkandır. Gıybetle parçalanmadıkça korur. Oruçlu cahillik edip de kötü söz söylemesin. Biri kendine sataşırsa, ben oruçluyum desin. Medet ya şehri Ramazan. Merhaba ey şehri Ramazan, merhaba, merhaba ey şehri Ramazan.